Evet, doğru tercih başlıyor. Hoş geldiniz. Gününüz güzel geçsin, mutlu geçsin. Şimdi havalı bir mühendislik dalı. Yani havalı derken puan bakımından da söylüyorum, hani kariyer bakımından da söylüyorum, iş bulma bakımından da söylüyorum. Hepsi külliyen. Elektrik ve elektronik mühendisliğinden söz edeceğiz. Tabii ki bunun alt dalları var. Onlardan da söz edeceğiz. Değerli konuğumuz Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı, aynı zamanda Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Onur Kaya hocamız bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz, şeref verdiniz. Ben 70'li yıllarda sınava girmiştim. İşte 70'li yılların sonu, 80'li yılların başı diyelim. O zaman da bu elektrik elektronik mühendisliği hep revaçtaydı. Hep en üst dilimdeydi. En doğru, çok tercih edilendi. En zor mühendislik dallarından. Ben girerken de öyleydi. Gel zaman git zaman bu ivme hiçbir zaman düşmedi. Hep de yükselerek devam etti. Evet. Doğru, gayet yerinde bir gözlem yapıyorsunuz. Ama aslına bakarsanız yaptığımız işler zaman içerisinde çok değişti. Çok değişti. Değil mi? Yanına çok şey eklendi. Evet, ilk başlarda daha ziyade sanayi odaklı veya işte tüketici elektroniğe odaklı, ağır sanayi elektroniğe odaklı, elektrik sistemleri odaklı bir eğitim dalıydı. Şimdi yakın zamanda çokça duymuştur belki izleyenler de, sizler de duymuşsunuzdur. Bu Endüstri 4.0 yeni sanayi devrimi bağlamında nesnelerin interneti, işte sayısal üretim teknolojilerinin gelişmesiyle mühendislerin rolleri de aslında tekrar baştan çizildi. Elektronik mühendisleri artık yaptıkları, hayata geçirdikleri tasarımlarını hemen uygulamaya geçirip kolaylıkla üretebilme teknolojisine, tekniklerine de sahip. O yüzden de böyle girişimcilik odaklı. Ama hep başrolde elektronik mühendisi. Doğru. Yerini koruyor. Ha, yanına yardımcı olarak ya da işbirliği olarak haberleşme ekleniyor. Doğru. Ne bileyim, hatta mekatronik ekleniyor. Bazen hatta programların isimleri de buna göre şekillenebiliyor. Elektrik elektronik oluyor, elektronik haberleşme oluyor. Pek çok alt dalı var tabii elektronik mühendisliğin. Şimdi adaylar mesela biz hani az çok uzman olduğumuz için biliyoruz da adaylar daha ziyade soruyu şöyle soruyor. Hani hocam şu mühendislik dalı mı, bu mühendislik dalı mı? Evet. Esasında yok birbirlerinden farkı ama uzmanlık alanları biraz daha farklı. Doğru. Değil mi? Aslına bakarsanız bir aday elektronik veya elektrik alanlarından birini kafasına koyduğu zaman önünde tercihleri açtığında genel olarak ya elektrik mühendisliği tek başına görür, ya elektrik elektronik mühendisliği görür veya elektronik haberleşme. Ağırlıklı olarak gördüğü alanlar bunlardır. Bunların müfredatlarına girdiğiniz zaman çok büyük farklılıklar özellikle elektronik ve elektronik haberleşme arasında olmadığını görürsünüz. Hatta bir buna tanesi, kontrol mühendisliğini de kısmen ekliyorum. Doğru, dahildir. Elektronik mühendisliğinin içerisinde ki dersler eğer haberleşme ağırlığı çok fazla olursa elektronik haberleşmeye doğru kayabilir. O şekilde adlandırılır programlar ama programların çekirdeği esasında aynıdır. Doğru. Hatta buna hani çeşitlilik olsun diye söylüyorum. Sistem mühendisliğini de ekleyebilirsiniz. Evet, o daha genel bir kavram olarak. Hatta lisansla birini okuduktan sonra yüksek lisansla diğerini ekleme söz konusu. Doğru. Çok ya doğru. Yan dal, çift ana dal. Çok doğru. Öyle elektrik yani elektronik o kadar çok şey var ki. Öyle bir özelliği var. Aslında büyük bir otoban gibi düşünebilirsiniz. Hı-hı. Elektrik elektronik mühendisliğini. Pek çok çıkış yolu var. Özellikle bu son dönemdeki gelişmelerden sonra artık elektronik sektörünün dışında elektronik mühendisleri çok farklı sektörlerde de kendilerine iş imkanı bulabiliyorlar. Hatta değerli hocam bir de şu var. Diyelim ki hani öğrenci şimdi tercih yaptığı zaman işte 5 yıl sonra mezun olacak yabancı dilde kattığımızda. Yüksek lisans yapacak. Hadi 2 sene de oraya koy. 7 yıl sonra kim bilir elektrik elektroniğin yanına ne eklenecek? Şu anda bunu bilemeyiz. Doğru söylüyorsun. Ama hazırlıklı olmalıyız. Yani biz işte bunu hazırlamaya çalışıyoruz. Peki hazırlamaya çalışırken üniversite olarak, Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ve bu bölüm olarak neler yapıyoruz? Şimdi mühendislik eğitiminde çok önemli bir kavram var. Özellikle bu kadar hızlı gelişen, evrimleşen bir alanda sürekli olarak etrafınızda olup bitenleri gözleyip ona göre kendinizi adapte edebilmeniz lazım. Mezunlarınızın taşıdığı özellikleri de adapte edebilmeniz lazım. Bizim mühendislik fakültesindeki programlarımız geçen yıl içerisinde 5 yıllık MÜDEK akreditasyonu aldı. Bu aslında dışarıdan bir değerlendirici kurumun gelip sizin eğitimi nasıl verdiğinizle kalmayıp yani bir yabancı göz objektif bir şekilde değerlendiriyor. Evet, bu eğitimi nasıl güncellediğinizi de değerlendirip bunun için kurulu mekanizmalarınız var mı?
nasıl işletiyorsunuz? Bütün bunların gözden geçirilmesi sonucunda aldığınız bir... Hatta sadece içerisinde değil, sektörle işbirliğinizde. Elbette, elbette. Yani bütün bu çok boyutlu bir şey. Ders içeriklerinden tutun, verilecek olan projelerin kapsamlarına, bu projelerin gerçek hayata uygulanabilirliğine, işte sürdürebilir kalkınmaya etkisine. Mesela o kadar çok boyutlu çok şeylere güzel. Bakılıyor ki buralarda. Peki hem İngilizce hem Türkçe bölümler mi? Sadece İngilizce mi? Sadece fakültede Türkçe mi? Hangi bölümde olduğunuza bağlı. Mühendislik Fakültesi'nde, Işık Üniversitesi'nde 5 tane bölümümüz var. Hı hı. Bilgisayar mühendisliği, elektrik elektronik, inşaat mühendisliği, endüstri mühendisliği ve makine mühendisliği. Hı hı. Bunun altında da çeşitli programlar var. Elektrik elektroniği sadece İngilizce programı var. Bilgisayarın altında yazılım mühendisliği programı da var, bilgisayar mühendisliğine ek olarak. Makine mühendisliğinde mekatronik ve otomotiv mühendislikleri var ki onlar da son derece revaçlı alanlar. Makinenin altında mesela Türkçe makine mühendisliği bölümü de var. İnşaat mühendisliğinin altında Türkçe inşaat mühendisliği programı da var. Sizdeki diğerleri sadece İngilizce. Diğerleri İngilizce. Zaten bu dal için şart. Evet, ayrıca tabii elektronik, onu atlamamamız lazım. Elektrik elektroniğin altında bir de biyomedikal mühendisliği programımız var. Peki baştan mı bunu seçiyoruz, çıkarken mi ayrılıyoruz? Programlar üniversite kılavuzundan tercih edilerek yerleşiliyor. Adı belli yani. Belli. Programa yani ya elektrik elektronik mühendisliği seçeceğiz ya da biyomedikal mühendisliği. Doğrudur. Peki biyomedikal az çok bir şeyler çağrıştırıyor bize. Hani medikalle, sağlıkla ilgili bir alan. Evet. Ama sağlığın sanki bir elektronik kısmı, bir makine kısmı varmış gibi geliyor. Çokça var. Zaten o şekilde türemiş bir alan. Bir interdisipliner alandır. Disiplinler arası bir çalışma alanıdır biyomedikal mühendisliği. Özellikle ben kariyerime sağlık bilimleri alanında devam etmek istiyorum ama işte belki doktorluk gibi değil de böyle hastalara yardımcı olacak cihazlar üretme yönünde, ölçüm yapacak cihazlar üretme yönünde, hatta belki doku üretme yönünde çok değişik boyutları var biyomedikal mühendisliğin ve organik boyutları da var. O alanlarda kendimi daha mutlu, daha rahat hissediyorum. O biyomedikalde hani söylediğiniz özellikler sağlık alanı, elektronik alanı var. Aynı zamanda bir de organizasyon kısmı da var. İşletme kısmı da var. Hastane çünkü bunların ithalatı mesela. Var, ihracatı evet. var. Öyle değil mi? Yani evet. gümrüğü zaten var, kotası biyomedik, var. Biyomedikal mühendislerinin başlıca işe girdikleri alanların başında bu tip gerek kendi cihazlarını üretiyorlar evet. ama aynı zamanda yurt dışından getirilen cihazların dağıtımı, bakımı, testi, hastanelerde kurulumu. İşin içine lojistik de giriyor. Elbette hepsi bunun giriyor. Bunun kurulması, bakımı, onarılması, iyileştirilmesi. Doğru. Hani sonra versiyonlarının yükseltilmesi gibi gibi. Yeni algoritmalar şey geliştirilmesi, İçerisinde. Yeni görüntüleme teknikleri geliştirilmesi, Türkiye'de bu alanda yapılan cidden Peki, önemli çalışmalar. Peki şu mesela kimyada bazen çift yönde hani denklemler vardı. Elektrik elektroniğe girdiğimiz zaman yüksek lisansla biyomedikali yapabiliriz. Yapabilirsiniz. Ama tam tersi bana çok mantıklı gibi Doğru söylüyorsunuz. Ben Değil doğru mi? Bir gözlem evet. olarak evet. görüyorum. Demin de söylediğim gibi elektrik elektronik mühendisliğini böyle bir ana yol olarak görebiliriz. Her tarafa çıkar. Onun içerisinden mezuniyet aşamasına geldiğinizde alacağınız seçmeli derslerle isterseniz haberleşme yönüne giderseniz ki şu anda gerek Türkiye'de gerek dünyada Kesinlikle. Elektroniğin herhalde en hızlı değişen ve gelişen sektörü. İsterseniz kontrol sistem mühendisliği, savunma sanayi ki çok büyük bir uygulama alanıdır elektronik mühendisliği. Hep karıştırılan bir nokta vardır ama onun altını net çizmekte yarar var. Elektronik mühendisleri yazılımı yapabilirler eğer istiyorsa ama bir yazılımcı değildir esasında. Yapmak Doğru durumunda mu? Kalıyorlar. Kalabilir. Çünkü az önce söylediğim üzere bu sanayi devrimi sonucunda aslında ufak tefek işte mikro işlemciler aslında minicik onun işte devresi, yazı. Çünkü ihtiyacı var. Ve onları yeri geldiğinde ilk devresini kurarken veya sistemini kurarken kendisi deneme amacıyla yazılımını da geliştirebilir bir elektronik mühendisi kendisini geliştirirse. Ama çok büyük kapsamlı Doğru. şeyleri yazılımcılara bırakmak Tabii ki. Lazım. 96 yılında kuruldu değil mi? İlk evet. kurulan fakültelerden bir tanesi. Doğru. Ve o tarihten beri 96 yıldır hiç bıkmadan, üşenmeden hep aynı şeyi söylerim. Işık Üniversitesi'nin mühendislik fakültesi sağlam kuruldu ve sağlam bir şekilde de devam ediyor. Evet ben 2005 yılında dahil oldum. 12 yıldır oradayım. Oldukça biz kurduk size devrettik. Öyle doğru söylüyorsunuz. Evet. Yani hem dinamik yeni bölümler zaman içerisinde
eklendi. Ama ilk başta açılan bölümler kalitesinden ödün vermeden artırarak devam ediyor. Öğretim kadrosunun kökeni çok sağlam. Yurt dışından Cornell Üniversitesi'nden, Boğaziçi'nden, İTÜ'den yani bütün şey kadro evet. hep bu şekilde oluşturuldu. Şöyle güzel bir denge var benim görebildiğim evet. kadarıyla. Hem böyle genç, dinamik bir ekip var hem de tecrübesini katan Türkiye'de farklı üniversitelerde bulunmuş değerli hocalarımız da var. İyi bir sinerji olduğunu sektörle işbirliği hocam? Sektörle işbirliği özellikle son dönemde iyice önem verdiğimiz bir alan. Bir destekli araştırmalar ofisi var üniversitenin. Çok yoğun bir şekilde çalışıyor. Bu işbirlikleri sadece üniversitenin öğretim üyeleriyle şirketlere fayda sağlamıyor. Aynı zamanda bu işbirlikleri sırasında ortaya çıkan ilişkiler sayesinde öğrencilere staj imkanları doğuyor. Birlikte çalışılan projelerde son sınıf öğrencileri görev alabiliyorlar. Daha sonra yüksek lisans doktora programlarına buradan devam etme imkanları bulabiliyorlar. Özellikle devlet desteği, TÜBİTAK desteği gibi destekler sayesinde elektronik mühendisliği çok revaçta ve pek çok sektöre uygulanabilir bir branş olduğu için avantajlı. Sizin de arka planınız yani akademik şeyiniz çok güçlü. Yani kuvvetli kurumlardan yetişmişsiniz, gelmişsiniz. Sektörde olsaydınız yani akademisyen değil de sektörde olsaydınız. Sormalarına gerek kalır mıydı? Onur Hoca hangi üniversiteden mezun? Ona mı bakarlardı yoksa Onur Hoca'nın bilgisine ve yaptıklarına mı bakarlardı? Bu biraz zor bir soru bence. Aslına bakarsanız ikisine de bakarlar bence. Çünkü şöyle ilerliyor işler. Siz bir hangi şirkette çalıştığınıza bağlı bir firmada görevliyseniz bu firmada birlikte çalıştığınız insanlar diyelim ki birkaç tane üniversiteden geliyorlar. Bu üniversitelerden gelen insanların güçlü, kuvvetli, başarılı olduğunu görürseniz oraya olan güveniniz, inancınız artıyor. Ve oraya da zaten ölelerini koyar. Öyle ve yani şunu da gözlüyoruz. Bir mesela mezunumuzun işe girdiği bir firmadan bir sonraki sene iş ilanları yağıyor. Daha fazla evet. devamını gönderebilir misiniz bize diye. O işte sizin verdiğiniz çalışma etiği, çalışma prensibi, altyapı hepsinin birikimini işte o işe alım sürecinde görüyorsunuz. Firmalar da karşılığını öyle buluyor. Şunu söylemekte biz...